Bir seçim kanunu geldi. İktidar tarafından hazırlandı ve oldu bitti haline getirdiler ve bir siyasi mühendislik yasasıydı. Bu yasayla her şehirde birinci ve ikinci olan partilere yarıyor. Bunlar milletvekili çıkarabiliyorlar. Üçüncü olanlar ise kısmen milletvekili çıkarıyorlar. Bunu düşündüğümüz zaman nasıl olur da her şehirde birinci veya ikinci olabiliriz diyerek beraberce çalışmalar yaptık. Geldiğimiz noktada şu an öyle tahmin ediyorum ki yarına kadar yine de Süleyman Demirel'in ifadesiyle 24 saat çok uzun, bir yılda çok kısa olabilir. Bu 24 saat içinde çok şeyler de değişebilir. Ama gelinen noktada İYİ Parti kendi listeleriyle gireceğini söyledi. Yine ittifak içerisinde, Millet İttifakı olarak. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Deva Partisi beraberce seçime gireceklerini söylüyorlar, deklare ediyorlar. Böyle bir ortamda nasıl olur da parlamento çoğunluğunu sağlayabiliriz gayreti içerisindeyiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını kazanıyor. %53-54 civarında bir oy gözüküyor. Her geçen gün bu oyu artıracağımızı tahmin ediyoruz. Ama parlamento çoğunluğu da çok önemli. Yoksa aksi takdirde topal ördek olur Sayın Cumhurbaşkanımız. Burada yasalar kararnamelerin ve kararın üzerinde olacağı için yasalar da onlar tarafından çıkartıldığı takdirde Türkiye büyük bir kaosa girer. O nedenle milletimize sesleniyoruz, tüm demokratlara. Ne olur bizim milletvekillerimize oy verin. Şimdi burada listeler hazırlanıyor. Önemli olan hangi şehirde, hangi kişiyle ve hangi partiyle daha çok oy alırız ve daha çok milletvekilini çıkarırız. Bunun çalışmalarını yapıyorlar. Hatta algoritma, matematik ve istatistiğinde kendisiyle kavga ettiğini gördük. Burada yani bu sistem herkesi kavga ettiriyor. Tamam, partiler müzakere yapıyorlar. Buradan daha fazla milletvekili çıkaralım, şuradan daha az çıkabilir, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama bilgiyi de, bilimi de kendi arasında dövüştürdü. Algoritma böyle olsun diyor, matematikle istatistik öbür taraftan itiraz ediyor. Algoritma böyle olsun derken matematik bir şey söylüyor, bu sefer algoritmayla istatistik itiraz ediyor. İstatistik bir şey söylüyor, algoritmayla matematik itiraz ediyorlar. Bu sistem kötü bir sistem, hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem de bu seçim kanunu kötü bir sistem. Ama biz bunu aşacağız, dağı ne kadar yüce olursa olsun. Yol onun üzerinden aşarmış. Biz göreceksiniz hemen hemen her partinin parlamentoda milletvekilleri olacak. Çok ciddi bir sayıya ulaşacağız. Ve de aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisini de, adaletini de, hukukunu adaletle buluşturacağız. Ekonomisinde de gelir dağılımının adaleti sağlayacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini oluşturacağız. Aynı zamanda yoksulluğu ve yolsuzluğu ortadan kaldırırken de yasakların olmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu hamlesi cali bir dikkat. Ben zannetmiyorum tek başına gireceklerini. Bizim Millet İttifakı'nın hamlelerini bekliyorlar. Aynı zamanda da kendileri böyle bir hamleyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi ile konuştukları, istedikleri rakamı elde edemedikleri için tekrar bu hamleyle acaba istediğimiz rakamı, istediğimiz sayıya ulaşabilir miyiz diyerek bu bir şikar, bu bir yem, bu bir aynı zamanda av. Ben inanmıyorum ama böyle bir şey yaparlarsa da kendilerinin bileceği bir iş. Öbür tarafta biz daha çok 11 vilayette CHP ve İYİ Parti listelerinden giriyoruz, 6 parti. Geri kalan kısımlarda ise Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti listeleri oluşmuş olacak. Böyle bir ortam var. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi de ayrı listeyle gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini. Büyük Birlik Partisi de söyledi. Yani sadece Hüdapar AK Parti listelerinden gireceğini söyledi. Bunlar bir şikar da olabilir. Yani bir benim istediğimi ver mesajıdır bu, hamlesidir bu, taktiğidir. Fazla milletvekili istiyorlardır, fazla sayı istiyorlardır. Zaten işte bu sistemin kötülüğünü de gördük. Bu sistem koalisyon kurulmadan pazarlıkların yapıldığı, koalisyon kurulmadan müzakerelerin çok çetin geçtiği bir sistem. Boyunuz belli değil, kilonuz belli değil. Yani oy yüzdeniz belli değil, oy sayınız belli değil, milletvekili sayınız belli değil. Ve partinizin anketlerdeki sayıları belli değil ve kalkıyorsunuz. Böyle bir ortamda müzakerelere girişiyorsunuz. 134 parti kurulmuş. 34 parti seçimlere girme şartlarına haiz hale dönüşmüş. Böyle bir ortamda bizi daha çok onların hamlelerinden ziyade kendi hamlelerimiz ilgilendiriyor ve bir Şampiyonlar Ligi kuracağız gibi gözüküyor. Böyle bir ortamda da başarılı olacağız. Hedefimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 55-60 ile kazandırmak. Bir diğer taraftan da 301'in üzerine milletvekili parlamentoda çoğunluğu sağlamak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ben tek başına gireceğini tahmin etmiyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına seçime girerse zaten barajı AK Parti nedeniyle aşmış olacak, Adalet ve Kalkınma Partisi nedeniyle, ama milletvekili sayısının oldukça düşük olacağını görüyorum. Bunu da kendileri de görüyorlardır, kendileri de biliyorlardır, ama böyle bir yol ve metot izliyorlarsa da buna saygı duyarız.
seçmen de mutlaka değerlendirmesini yapacaktır. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikteliği geçmişte de çok ciddi şekilde birbirlerine hasmane muhalefetleri ve iktidar muhalefet ilişkileri nedeniyle, hasmane diyorum, tırnak içinde söylüyorum bunu, ve şimdi ise gelip de kanka olmalarını millet sorguluyor. Hatta AK Parti ve MHP seçmeni sorguluyor. Bu sorgulamanın sonucunda da geldikleri noktada 5 yıllık ucube bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber de Türkiye'nin fakirleştiğini, paramızın pul olduğunu, pasaportumuzun değersizleştiğini, yasakların arttığını, yolsuzluğun ayyuka çıktığını, rüşvetlerin bakanlıklarda görüyoruz bunu, Kızılay'da görüyoruz bunu, AFAD'da görüyoruz bunu, kurumların içinin boşaltıldığını görüyoruz bunları. Demokrasiyi içselleştiremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidarda kalmak için yapamayacakları şey yok. Bir yandan kişi partisi, bir yandan parti devletini inşa etmek istiyorlar. Devlet de vatan da bizim demek istiyorlar. Oysa ki o devlet de vatan da millete aittir. Millet de 85 milyondur. Ve burada bütün devlet, hükümet eliyle yapamadıkları var. İnsanların, toplumun taleplerini yerine getiremiyorlar. Yani mutfağın ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. İnsanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Sosyal hayatlarını karşılayamıyorlar ve yaşam standartlarını yükseltemiyorlar. İktidar bizi ne yapacak? Bizi zenginleştirecek, özgürleştirecek ve mutlu insanlar diyar yapacak. Ama yapamadığını görünce de bu sefer de nefret dilini, tehdit dilini, tezif dilini, tahkir dilini veyahut da sokakta şiddeti hakim kılıyorlar. Sopalar konuşuyor, silahlar konuşuyor. 60'a yakın insana yapıldı. Gazetecilere yapıldı, siyasetçilere yapıldı, evlerinde yapıldı, camilerde yapıldı, gazete önlerinde yapıldı, karakollarda yapıldı bu saldırılar ve bunlar ayıplı işler. 21. yüzyılda sözü olmayanların başvuracağı işler. Hepimiz dikkat etmeliyiz. Özellikle de bütün bir samimiyetimle söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Meral Akşener'in özellikle dikkat edin. Diğer liderler de dikkat etsin. Ama özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok daha iyi korunması gerektiğini düşünüyorum.